Hanımlar beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, yine enerjik ve dinamik bir şekilde ekranlardayız. Bu hafta da çok güzel yarışmacılarımız var. Hazır olun, efsane yemekler, muhteşem temizlikler bizleri bekliyor. Bu arada bu akşam kanalımızın ismi değişiyor. Evet. Artık Fox'un ismi Now olacak. Yani yarın beni izlerken sol üst köşede Now ismini göreceksiniz. Ama unutmayın, başka hiçbir şey değişmiyor. Ben buradayım, haber burada, diziler aynı şekilde. Yani kısacası sevdiğiniz ne varsa hepsi Now ismiyle karşınıza gelecek. Şimdi hazırsanız bu haftanın kısaca yarışmacılarını tanıyın. Ben de gidiyorum. İlk günün yarışması çok heyecanlı. Kapısını çalıyorum. Haydi buyurun. Merhabalar, ben Ali Gümüş. 20 yaşındayım, Mersinliyim. Bekarım, mesleğim aşçı. Aşçılık mesleğini yapıyorum şu anda. Merhaba, ben Nazlı Uzun. 63 yaşındayım. Ev hanımıyım, emekliyim. 3 çocuk annesiyim. Elazıklıyım. Ben Nihal Borozancı. Adana'dan katılıyorum. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Ev hanımıyım, yaşsız bir kadınım. Ben Serpil İncekara. İzmir Seferihisar'da yaşıyorum. 2 çocuk annesiyim. Ev hanımıyım, 1967 doğumluyum. Bu yarışmaya da iddialı geldim. Merhabalar, ben Ümmühan Ünavcı. 32 yaşındayım, Denizliliyim. 7 yaşında bir kız çocuğu annesiyim, aşçıyım. Bugün programımıza Balıkesir'den katılan genç aşçı Ali Bey'e konuk oluyoruz. Yepyeni bir haftada yepyeni yarışmacılarla şahane lezzetlere, müthiş hamaratlıklara biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'de. Merhabalar. Günaydınlar Ali Beyciğim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Hazır mısın? Hazırız. Neye hazırsın? Bomba gibi bir gün geçireceğiz. Güzel geçeceğine umut ediyorum. Büyük bir yarışmaya. Büyük bir yarışmaya, kendini ispatlamaya, aynen, rakiplerine, 82 milyona ve en önemlisi tabii ki de dış sese. Aranı iyi tutacaksın. Günaydın efendim. Kadir'ciğim, gençleşmişsin. Bir şey olmuş sana. Çocuk gibi geldin gözüme. 5 kilo verdim çünkü zayıfladım. Hafta sonu mu verdin? Hafta tabii. 2 günde eridim. Dikkati üzerine çekmeye çalışıyorsun ama bugün Ali Bey'in günü. Ali Bey zaten görmüş olduk. Floriyle, ceketiyle efendim. Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Size. Nerelisin Ali? Aslen Mersinliyim. Ama şu an Balıkesir'de yaşıyorum. Sen kendi evin mi? Değil efendim. Ha değil, peki o zaman. 5000 lirayı alamadın neyse. Balıkesir'de ne iş yapıyor biliyor musun? Aşçıyım. Aslında mesela aşçılık. Mersin'de yaşıyordum. Balıkesir'de dayım vardı. Dayımla bir telefon görüşmesinden sonra hani yanına geleceğimi söyledim. O da tamam hani gel hani en düşük mertebede maç atacağız dedi. Ondan sonra şu an hani aşçılığa da yükseldim. Ve daha da yükseleceğim diye umut ediyorum inşallah. Ne bileyim, çırak mırak da bir şeydi ama sakın aşçılığını söyleme, gözünü seveyim. Sonra ne oluyor biliyor musun? Aa aşçısın bilmem ne, çıtayı yüksek tuttu falan, bir sürü zıvır zıvır. Onları duymuyoruz. Tamam. Evi gezelim mi? Olur, gezelim. Hadi bakalım, buyurun Ali Beyciğim. Ama şimdi bak, ağzımı tutayım diyorum, tutamıyorum. Abi halı hiç bu koltuğa gitmiş mi Ali? O kadar da uyumsuz değil yani. Hadi sen bir şey söyle, gözünü seveyim. Tatlısınız Kadir Bey. Hani şu, aç ellerini aç, rahat rahat ol. Ya sen yokluk görmüş insansın, nesine laf ediyorsun? Bu koltuk yokluk koltuğu mu be? Sanki divan var evde. Bu adam zengin olduktan sonra çok değişti. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu adam çünkü aldı beni, tamam ben mağaradaydım ha. Beni aldı, insan içine çıkar, ben bir şeyler gördüm. Yoksa iki koltuk takımını sanki o değiştirmiş bana. Tüllerin manşetlerini görüyor musun? Aynen. Balık, meze ve ara sıcaklarla ilgileniyorum şu anda ben. Ete fazla karışmıyorum şu anda. Şöyle bir televizyonumuzun arkasına da bakalım, toz var mı? Var, ince ince orada da detaylar var. Şu boşlukta beni benden aldı. Ali Bey! Sen niye öyle boşluğa bakıyorsun? Nasıl heyecanlı ama, yapma çocuk, heyecanlı. Değil mi Ali? Normalde çok konuşkan birisiyim. Şu an heyecanlı olduğum için biraz suspus oldum. Ve güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Hani Kadir Bey'le de. Evet. Bir şey diyeceğim. Dişlerini çıkartman lazım. İlk gün yarışmaktan pişman mı oldunuz? Hayır da. Ha, gözün kör olmaz. Kaç yaşındasın? 20. Ay aa, daha genç. Ben 20 yaşındayken dağlar aşıyordum, dallarla dolaşıyordum. Hadi gel gidelim. Banyoda bir paspas var. İnanamaz. Eve daha yeni geldik. Nereden gördün? Buraya giren. Kör müyüm ben? Koridordan geçiyoruz herhalde. Kapı kapalıydı. Hayır ben görüyorum. İtiraf et, ev sahibi akraban. Benim hiçbir akrabam bu alıyor bu koltuğa sen. Şuradaki cam boşluğundan anlamıştım. Dedikodu yeri orası. Hadi gel gidelim, yürü Ali yürü. İlk gün bu kadar yüklenme çocuğa, gel. Hadi şuradan bir kapını çıkartsana Allah aşkına. Sana bir şey diyeyim mi? Bak yalan yok şimdi, dur şuradan anlatayım bari. Anlatayım şuradan. Tam dedikodu deliği. Bizimkiler evi müteahhite vermişlerdi de başka bir yere kiraya çıkmışlardı. O evde de annemin anneannesi öldü. Aynı bu böyle bir oda vardı. Cenaze kalabalığı. Bütün gün oradan burayı dinliyordum. Bak o ne günler canlandı gözümde.
Nesi var pasmasın? Al ya bak, eğer bunu ben götürüp eve serseydin bana demediğin laf kalmazdı. Şu paspas, sen bana bir fikrini söyler misin? Ali Allah'ını sever, şu paspas baba niye serildi? Bu nasıl bir paspas? Renginin dolayı serilmez. Rengi deseni, bak sen onun öyle dediğine bakma. Bunu benim evimde görseydin çekip çekip paylaşmıştı. Ailem Mersin'de yaşıyorlar, 7 kardeşim. Ailemin en küçük çocuğu benim, en küçük kardeşleri de benim. Keskin de bir koku var, bir de orada havalandırma boşluğu, o da bayağı yağlanmış. Hadi geç geç, kameramanın baksana. Yüzü böyle, adam kokudan burnunu zor tutuyor, geç. Sen şöyle fırına mırına bir bak. Allah aşkına fırının nesine bakacaksın, mis gibi fırın. Modeline baksın. Ay bunun içi, bak bunun tutma yeri. Bu dolapta ne var, böyle kocaman bir kutu var siyah çöp poşetiyle. Ne var bunun içinde? Menümüzle alakalı büyük bir balığımız var. Biraz da olsa uzman olduğum için ona da balık menüsü seçtim kendime bir. Hay maşallah. Hadi bakalım balık demek ha, göreceğiz. Evet. Hafta sonu Mourinho balığı avlamaya gittik. Silah, Mourinho ne balığı? Mourinho balığı. Ömrümde istavikten başka balık duymadım. Şunun üstünü verir misin? Ay niye elliyim ya? Ooo mikrodalganın içine Ali. Bak bak. Evet gidelim mi? Nereye? Salona gidiyorum artık. Olur gidelim. Salona gideceğiz. Oturacağız. Kapıyı açacaksın. Hoş geldiniz. Sıcakkanlı olacaksın. Tamam. Sonra ne diyorlar biliyor musun? Soğuk karşıladı. Sen oradan mı öğretiyorsun bakayım? Heyecanlı ya, ilk gün yarışma diye o yüzden. Arada bir erkek yarışmacı geliyor zaten. Bari ona da destek çıkalım yani. Hadi bakalım Ali. Gidiyorum ben salona. Sen orada o sandalye diye oldu. Cemil abi gibi oturdu kıraathane sandalyesine. Ali Bey kapı bu tarafta. Geliyorlar açın. Hoş Ali koy. Kendime yatırım yapmayı düşünüyorum parayı kazanırsam. Mesleğim konusunda kendimi işte geliştirmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.